Şu an Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyadaki mazlum ve Müslümanların en sevdiği ve en güvendiği lider. Peki Erdoğan bu duruma nasıl geldi? Gelin bu videoda Erdoğan'ın Müslümanları birleştirmek için yaptığı bazı konuşmaları izleyelim. petrol için mazlumlar ezilemez. Bir damla petrolü, bir damla kandan daha değerli gören anlayışın, İslam aleminin çektiği sıkıntıların asıl sebebi olduğunu söylüyor. İslam adına sergilenen vahşetin gerisinde bir damla petrolü, bir damla kandan daha değerli gören zihniyetin bulunduğu gerçeği giderek daha iyi anlaşılıyor. Esasen bu senaryoları yazanlar, Niyetlerini ve amaçlarını saklamak gereği de duymuyorlar. Yeter ki biz bunlara bakmasını, anlamasını, değerlendirmesini bilelim. Müslümanlar arasına örülen mezhep taassubu ve terör duvarlarını yıkmadan hiçbirimizin huzurla geçireceği inanın tek bir anı olmayacaktır. Zekat verseniz fakir kalmaz dünyadaki önemli yeraltı kaynaklarının İslam ülkelerinde bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, İslam ülkelerinin kendi aralarında bile zekat vermediğini söyledi. En zengin İslam ülkesiyle en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Demek ki Müslümanlar kendi aralarında İslam ülkelerini konuşuyorum. Zekat müessesesini de çalıştırmıyor. Sadece Müslümanlar kendi aralarında zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz, fakir. Müslüman özgüvenini dirilttik. Müslümanların dirilişi için çok çalıştığını vurgulayan Erdoğan şunları söyledi. İslam dünyasının üzerine serpilmiş ölü toprağını temizlemek için her alanda çalışmalar yürüttük. Yıllardır örselenmiş Müslüman öz güvenini yeniden diriltmek için içeride ve dışarıda çok büyük mücadeleler verdik. Sadece konuşmakla, sadece karar almakla da yetinmedik. İstişareler neticesinde aldığımız kararların hayata geçirilmesi için de gayret sarf ettik. Müslümanlar terörist değildir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da Cambridge Camii'nin açılışını yaptı. Erdoğan, İslami terör yaftasını kabul etmediğini belirterek Müslümanlara sahip çıktı. İslam'ı savunan Erdoğan çok sert açıklamalarda bulundu. İslam, kelime anlamı sil, yani barış olan bir dinin adının terörle yan yana getirilmesinin yanlışlığına dikkat çekiyoruz. Terörle İslam kelimelerini yan yana getiremezsiniz. Eğer bunu yapmaya devam edecek olursanız biz de onlara lanet okuyoruz. Zira İslam'ın içinden veya Müslümanların arasından bir terörist çıkıyor diye İslam'ı lekeleyemezsiniz. İslami terör diyemezsiniz. Müslüman terörist olmaz ve İslam'dan terörist çıkmaz. Bundan dolayı birilerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı İslami terör yaftasını kabul etmeyiz, kabul etmiyoruz. Türkiye petrol için işgal yapmaz. Türkiye'nin petrol için Suriye'ye girmediğini vurgulayan Erdoğan, bir damla petrolü, bir damla kandan değerli gören anlayışa hedef alıyor. Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu şu son iki haftalık süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören ilkel anlayış tüm çıplaklığıyla karşımızda durmaktadır. Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan gören, sadece can gören, sadece kardeş gören Tek ülke Türkiye'dir. Birleşirse kimse bizi yıkamaz. Müslümanların ayrılık içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, İslam alemini birleşmeye davet etti. Cihan şumul İslam kardeşliğinin sınırı yoktur. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumları ekemez. Biz vahdete inanırsak fitne projeleri bu topraklarda boy veremez. Biz Allah'ın ipine Resul-i Ekrem Efendimizin sünnet-i seniyesine sıkıca sarılırsak hiçbir güç bizi birbirimize düşüremez. Mülteciler kardeşimizdir. Amerika'nın insani yardımlar konusunda birinci sırada olduğunu iddia etmesini kabul etmeyen Erdoğan, Türkiye'nin insani yardımlar konusunda bir numara olduğunu söyledi. Başta Suriye olmak üzere çeşitli bölgelerden gelen 4 milyon mültecinin Türkiye'de bulunduğunu söyleyen Erdoğan, mültecileri asla yalnız bırakmayacağını ve çocukları tekrar varil bombalarının altına göndermeyeceğini duyurdu. Dünyanın en güçlüleri çıkıp ne diyor? Biz bir numarayız diyor. Hayır siz en bir numara değilsiniz. Dünyada en az gelişmiş ülkelere veya mültecilere en büyük desteği veren ülke Türkiye'dir. Bunu açık ve net söylüyorum. Ve bu benim rakamım değil. OECD'nin de rakamıdır. Türkiye böyle bir ülke. Ekonomisi ve yönetim sistemi bizden çok daha ileride olan gelişmiş ülkeler vatandaşlarının güvenliği ve refahı için kapılarını sığınmacılara kapattı. Biz ise kapatmadık. Biz açık tuttuk. Hala da açık tutuyoruz. Biz varil bombaları altında inleyen oralardan kaçan bu insanları asla ve kata o varil bombalarına tekrar teslim etmeyiz. Biz insanı seviyoruz. Onun için böyle bir ayrıma girmeyiz. Aynı şekilde birileri petrol paylaşımının içinde. Acaba ne kadar daha petrol çıkartırız? Bizim önümüze de bunu getirdiler. Bizim derdimiz petrol değil dedik. Bizim derdimiz insan. Bu insanları kurtarmak. İslam'la terör yan yana gelemez. Zıvana'dan çıkmak deyimiyle örnek veren Erdoğan Müslümanları uyardı. Mezhepçilik yapılmaması gerektiğini ve mezhepçiliğin İslam alemini böldüğünü söyledi. İslam ve terörü yan yana koyanlara çok sert tepki gösterdi. Zıvana'dan çıkmak deyimini aramızda bilmeyen yoktur. Allah'a boyun eğmediğimiz gün zıvanadan çıkmışız demektir. İşte o zaman zıvanadan çıkan iki değirmen taşının birbirini parçalaması gibi biz de kendi kendimizi yok etmeye başlarız. Hamdolsun ülkemizde ve dünyada bu yönde bir uyanışın işaretlerini de gittiğimiz her yerde görüyoruz. Birinci fitne mezhep mensubiyetinin kimi yerlerde ve kimi zihinlerde adeta başlı başına bir din haline getirilmiş olmasıdır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bizim tek dinimiz İslam'dır. Diğer her şey ondan sonra gelir. Dinimizi pratikte yaşama konusunda bize yol gösteren mezheplerin günümüzde böylesine farklı bir yere oturtulmasının kesinlikle farklı niyetlere hizmet ettiğine inanıyorum. Sayıları 2 milyara yaklaşan İslam ümmetini hem parçalara bölen hem de birbirine düşman eden mezhep taassubunu bir an önce çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Bir diğer fitne de evet terör meselesidir. Terörist kendi sapkın davası için Gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir. Bu bakımdan Müslümandan terörist olmaz. Utanmadan, sıkılmadan İslami terör ifadesini kullanan Batı önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde. Tüm Müslümanlara selamlar yollayan dünyadaki tek lider. Erdoğan tüm İslam alemine ve sevgililer sevgilisi peygamberimize selam yolluyor. Miladi 571 yılında dünyayı teşrifleriyle tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olan sevgililer sevgilisi Peygamberi Zişan Efendimiz'e salat ve selam gönderiyorum. Gönüllerimizin onun hasretiyle kavrulduğu böylesi mübarek bir gecede. Allah'ın selamı Hazreti Muhammed Mustafa'nın ve Ehli Beyti'nin, dostların en güzeli ashab-ı kiramın, tabiinin, tebe tabiinin ve 14 asırdır hak yoldan ayrılmayan tüm müminlerin üzerine olsun diyorum. Üzerinden 1400 sene geçse de veda hutbesindeki şu kutlu tavsiye bizim rehberimizdir. Müminler sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Peygamberimiz de muhacirdi. Suriyeli mülteciler şu anda muhacir durumdalar. Erdoğan, zamanında peygamberimizin de muhacir olduğunu, ve ensar olanların peygamberimize yardım ettiğini hatırlattı. Şu anda Türkiye ensar olandır. Arakanlı, Suriyeli, Türkistanlı mazlumlar bizim kardeşimizdir. Hani birileri diyor ya Suriyeliler gitsin. Asla biz bunlara eyvallah edemeyiz. Bizim peygamberimiz unutmayın muhacirdi. Medine Müslümanları ensardı. Şimdi Allah bizlere ensar olmayı nasip etti. Bombalardan kaçan Suriyeli kardeşlerimize de muhacir olmayı evet nasip etti. Bunu birileri anlamayabilir ama biz bunun idraki içerisindeyiz. O kardeşlerimizi evlerine, topraklarına inşallah oradaki durumlar hal yoluna girdiği zaman zaten kendileri de gidecektir. Ama biz kovamayız. Onları bombaların altına gönderemeyiz. Çünkü bizim kardeşlik anlayışımız bu. Afrikalı, Asyalı mağdurlar bizim öz be öz kardeşimizdir.